Free your mind. Kayıttayız. Para kazanmak için yazmanın en kötü tarafı, para kazanmak için yazmak zorunda kalmak. Ki sen henüz kazanmıyorsun. Ne, Dubik, ne kadar etkileyici bir giriş yapmaya çalışıyorum şurada. Devam et, kayıttayız. İyi, iyi. İyi ne lan, iyi. Beynim aktı. Masayı kafana atacağım ha. İnsanlar izleyecek bunu değil mi? Ya kayıttayız diyoruz hocam. Devam etsene sen ya, hadi. Tanrı'nın sadece Fransızlara bahşettiği nimet nedir biliyor musunuz? Fransız olmak. Her şeyden, Paris'ten bahsedebilirsiniz, Eiffel'den bahsedebilirsiniz, konu mu bitti? Futboldan bahsedebilirsiniz, Zidane'dan bahsedebilirsiniz ve insanlar seni hayranlıkla dinlemeye devam eder. Mesela... Rue Paris, Rue Zidane, Rue Paris, Rue... Anlamayan izleyicilerimiz için senaristimiz şu anda Fransız aksadını taklit ediyor. Kıvı havle ve lö kuvvet. Ne yaptınız? Ya ne yapacağız? Kayıtta isteyeceğiz. Pardon ya. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Ne diyordun sen az evvel Fransa falan bir şey? İşte dünyanın son 50 yılda nasıl da sıkıcı Fransız filmlerine benzediğinden bahsediyordum. Yani erkeklerin egemenliği ellerinden alındı. Ve testosteron seviyeleri yükseldi dövüşemedikleri için. Yine erkek hikayesi yazıyorsun dediler sana değil mi? Vedat sen mi dedin lan? Ben onu iltifat olsun diye dediydim ya. Kadın karakter yazamıyorsun, erkek hikayesi, erkek mizahı değil mi? Bunu mu dediler? Hayatım, kadın yazamıyorsun diye bir şey yok. Bu içinde kadınların da olduğu bir hikaye ama pek konuşmuyorlar. Ya canım, biz senin yazdıklarını böyle seviyoruz. Rahat ol, takma. Sen niye hayatım dedin şimdi ona? Niye öyle bir şey dedin şimdi? Şeyden dedim. Kalk, kalk. Zerre koş. Kaç. Dur. Anladın lan. Lan koş. Gel buraya. Edo, kapa o kamerayı bir. Ne kapatacağım? Şimdi kankam, şöyle ki... Biz Tekin'le sevgiliyiz. Lan! Ne kadar da parlak, ne kadar da güzel. Anneni ya! Saçımadaki. Yalnız Vedo, daha kimse bilmiyor. Biz kimseye söylemedik. Sen de kimseye söyleme, olur mu? Kurban oldum. Yok canım. Kime söyleyeceğim ya? Ben şimdiye kadar neyi söyledim ki? Sevgilisiniz ha? Sevgilisiniz ha? Sevgilisiniz ha? La oğlum, iyisin değil mi? Ya bir problem yok yani ha? Yok canım. Ne problemi? Hem de Tekin kardeşim de ha. Vay be. Nereye gitti o ya? Camdan mı çıktı? Şimdi yağlı ya, tutunca vıcık diye çıkıyordu. Nasıldım? Sorun yoksa biz çıkıyoruz. Ben Tekin'i de alıp gidiyorum. Tamam, hadi. Görüşürüz. Fıtı 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 fıtı. Ne kadar da aşık, bir o kadar ki. Evet arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika dur. Oturma. Burası benim yerim. Doktor, Ahmet'in durumu nasıl? İyi mi? Ahmet gayet iyi. Tahlillerini de yaptırdık. Hiçbir sorun yok. Şekerdendir ya o, şekerdendir ya. Ya da biraz yoruldu diyebiliriz. Atlatır, atlatır. Ahmet kuvvetli çocuktur. Ya zaten bir şey yok ki. Ambulansı da kendi istedi. Hastamız biraz nazlı. Göremeyecek miyiz kendisini? Tabii, tabii. Ya efendim, ben aslanıma böyle dondu, atletli, yeşil soğanlı bir şeyler getirdim. Bunları müdüriyete mi, ne yapacağız bunları? Yok, ne müdüriyeti? Ahmet'in işlemlerini başlattık zaten, çıkartıyoruz şimdi onu. Hiçbir sorun yok. Korkuyorum Sade.
tamam ya. Bir şey yapma. Geçecek, geçecek. Pardon. Bizim gibiler içinde bir tuvalet var mı buralarda? Size ne oldu? Geçmiş olsun. Ya dayı sen çödüreceksin mi? Sen sıkıştın mı ya? Sen bana niye demiyorsun ya? İki dakikada ben hallederim onu ya. Vay! Elimden kaydı yala. Geridim yala. Niye geridim lan? Bahçe de yemedim. Amma! Hadi doktor, hadi. Doktor, Feride geç. Melek. Gerisini dayı halleder ya. Melek. Mansur. Dostlarım. Karagün dostlarım benim. Kardeşim. Aman Murat. Yaklaşma kardeşim, yaklaşma. Ben de ebenin olabilirse olabilir. Teyze geçmiş olsun. Bir gotlük yaraştı otura. Ah kardeşim. Ney ulan? Ebenin olabilirse. Ay yok öyle bir şey Ahmet ya. Melek. Vasiyetimi hazırla yavrum. Ay saçmalama Ahmet. Avukat mıyım ben? Kalk kendin hazırla. Allah'ım yarabbim ya. Ya sana hastayım diyorum. Hastayım. Google'dan baktım. Ölüme kadar yolu var mı Melet'in? Ay saçmalama Ahmet. Yoruldu sadece. Ya koskoca Ahmet Kural 10 metre yürüdü diye sence yorulur mu? Ha? Virüs var diyorum sana, virüs. Mansur ne haber lan? İnadı bırak, yanıma yaklaş bakayım. Nereden duydun? Basından mı? Salih Bey'le spor merkezinde karşılaştık. Orada geldi telefon. Salih abim, spor salonu mu? Hiç inandırıcı değil ha. Bir dakika lan, inandırıcı. Sen benim Karagün dostumsun, Melek. Melek vasiyeti etti kızım. Salih abiye bir anahtar. Mes. Ahmet, saçmalamaya başladın sen iyice. Ben gideyim şu evrak işlerine başlayayım, sen durdukça evham yapıyorsun. Doktor hanım, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Benim çok denediğimi hastaneli bir klip düşünüyoruz. Sevdiği kadın hemşire olan aşığın hasta numarasıyla kendisini hastaneye yatırtmasıyla ilgili. Tekrar tekrar deniyorum, tekrar deniyorum. Şarkı çok güzel. Çok denedim sensiz olmaz, mantık aşkı durduramaz. Süper bir ambiyans, süper müzik ve siz ne dersiniz? Yok. Peki. Lan! Lan! Öpeyim Ahmet abi. Hale değil mi lan bu? Çok bakımlı olmuş. Göğüslerine battım. Üstem abi. Sen de mi geldin abi? Bu hastanede garip şeyle olur Ahmet. Anlatsam inanmazsın. Sen de fark ettin mi abi? Allah'ım ya. Murat, oğlum bana doğruyu söyleyin ya. İki dakikaya çıkarıyoruz hastamızı. Aha! Hemen eve gönderiyorlar beni. Demek ki umut kalmadı. Feride beni hemen bırakmasan, ha? Biraz üstümde çalışsan olmaz mı kız? Hadi biz çıkalım da üstünü değişsin. Kız Feride, özel olarak benim eve gelsen ha? Özel doktorum olsan, özel doktor ücreti versem sana olmaz mı? Yok oğlum, ben onu denedim lan. O çok pahalıya geliyor ya. Herkes burada da. Zehra nerede lan? Yalnız gençler, kafa bu kafa. Vay Ahmet abi! Evet. Sen niye geldin lan? Nasıl niye geldin ya? Senin röportajını ben boşuna mı taksim yazdırdım abi? Oğlum bu gece olmaz. Bu gece olmaz. İşim var. Hepimizin işi var abi. Allah Allah. Ayıp ediyorsun ha. Ne zaman tavuğuna kış dedik? Ben de şöyle ufaktan ekmeğime bakacağım ya. Oğlum bu akşam olmaz. Yengen gelecek. Yürü git. Ben ne yapacağım? Ona ne lan? Ne yapıyorsan yap. Kalk. Anneni. Benim kayınço orada ya. Hiç uyandırmıyorsun be abi. Yoksa işi çıktığımızı söyledin mi? Ulan söylemedim bir şey. Ha iyi bak, git hadi. Git, Sade'nin yanına git, orada dertli için. Yürü git, hadi. Hadi lan, yalnız kalmasın, yürü git. O çok ters olur ama. Şimdi insan sevgilisinin abisiyle çapkınlığa çıkar mı ya? Ne diyorsun lan? Ne sevgilisi oğlum? Bak siniri aşıyorsun gene. Beraber geçtik. Ha, şimdi oldu. Bu eksikti. Oo, saygılar Murat abi. Attığın kazığı da unutmadım abicim, belirteyim. Ne kazığı oğlum? Bu ne lan böyle gelin masası gibi? Kardeşim sen niye geldin? Ha? Dersten sonra eve gideceğim demedin mi bana? Öğrencilerini de aldık gelseydin ya. Allah Allah. Oğlum keyfimiz yok, işte içelim diye geldik. Ya ama olmuyor böyle kardeşim ya. Olmuyor ya. Ya bak Sade abi de orada. Onu da çağıralım mı? Ne? O niye orada lan? Tek başına. Gelsin beraber içelim işte.
Ya kardeşim bak, bu yaptığınız gerçekten insanlığa sığmaz ya. Sade abi. Abi gelsene bak, buradayız. Daha da gelmem ben ama sana. Bana mı tavırlı ya? Ha? Sade abi duydu mu? Sana niye tavır yapsın oğlum? Yine ne yaptın? Bir şey yapmadım abi. Ne yapacağım? Pardon. Ne kazığı attım lan ben sana? Sana kim kazık atmış ya? Zehra, senin ne işin var abim burada? Zehra. Ya biz aslında Murat abiyle geldik de sonra ben s**eye gittim. Labo! Öğren bunları Zehra, öğren. Labo, labo. Vedat da buradaymış. Ne yapıyorsun? Çekim mi çekiyorsunuz? Ha, çekim çektik. Zehra var diye geliyorum. Bak yoksa gelmezdim. Ya yürü git. Ne geldin? Gitsene oğlum. Şş, senin derdin ne oğlum? Paylaşsana bizle ya. Çözelim işte. Oğlum bir derdim verdim yok. Şimdilik yok. Allah Allah. Gidin ötede dikilin lan. Sonra anlatırım ben size. Sadece buradayız mı da bir şeyler söyleyeceğim mi? Ha, buradayız da. Kart geçiyor mu burada ya? Tamam Sadeciğim, ben ödeyeceğim. Bir büyük olmaz. 3 tane olsun, bizim olsun. Ya belki Zehra başka bir şey içecek. Ha ama... Ne oğlum, senin derdin ne ya? Buradaki insanların hepsi dertli madem, bu gece içilecek, doktor et. Oğlum bir derdim falan yok. Manita gelecek, doktor Feride gelecek. O yüzden böyle şarap marap özel masa ayarladım. Kızı etkileyim diye. Böyle tiplerin arasında ben nasıl etkileyim kızımla? Ahmet. Efendim Feride? Ay vallahi zor bulduk burayı Ahmet ya. Aa, bu ne böyle kermes masası gibi? Arkadaşım Faruk, Ahmet liseden arkadaşım. Bunlar da onun arkadaşları. Faruk, Murat, Vedat, Zehra, Sade, Salih. Ay, ben de Faruk'a hava atayım dedim bir mekan biliyorum diye. Ama Faruk çoktan ayarlamış gideceğimiz yeri, böyle canlı müzikler falan. Ben sana geleceğim dedim ya, o yüzden bir uğrayayım yanına dedim. Gerçi burası da eğlenceli bir mekana benziyor. Yani belki uğrarız yanınıza sıkılırsak ha? Sıkılırsak? Yani. Yani sıkılırsak uğrarız da biliyor musun? Ben sana anlattım ya hani liseden sonra yurt dışına gittin diye. Ahmet benim liseden arkadaş. Yani İstanbul'da tanıdığım tek arkadaş. Ha. Yani sen hariç tabii. Ya Ahmet'i de tanırsın sen ya. Bütün bunlar oyuncu tayfası. Aa, ben çıkaramadım herhalde. Ya, ah bu ne ya? Ne dur ya? Dur bakayım. Dur. Ha yok yok bir şey yok. Geçti mi? Neyse biz geç kalıyoruz artık çıkalım ha. Ahmet'ciğim ararım ben seni, sen de ara tamam mı? İyi akşamlar. Bakayım, senin burada bir şey mi var? Başkasıyla görüşüyormuş aga. Başkasıyla görüşüyor. Para bitti. Hayır, anlamıyorum ki. Millete aşkı sevgiyi öğret, ondan sonra gitsin başkasınla. Oğlum benim bundan önceki 4 tane sevgilim benden ayrıldıktan hemen sonra evlendi lan. Bu da evlenirse 5. olacak. Ne oluyor bize ya? Ya oğlum bir şey olduğu yok. Allah Allah. Ben de onu söylüyorum Ahmet. Bir şey olduğu yok. Ya oğlum ben de onu demiyorum işte. Osmanlı'nın bile bir duraklama dönemi vardı Murat. Sadece sor bak, o bilir. Yok ya, biz daha yükselişteyiz. Duraklama döneminde 3 padişah var. En azından 6 sezon daha çorba kaynar orada. Efendim kutlu olsun o zaman, buyurun. Salih abi şimdi tam olarak neydi bu abi? Hindi bağ şerbeti Ahmetciğim. Yüzdesi ne kadar bunun? Yüzdesi çok. Neyden yapılıyor abi bu? Hindi bağdan. Ya arkadaş amma soru sordunuz. Hadi içelim ya. Şşş. Neydi la bu? İyer. Zehracık. Hadi oyuncu tayfası. Yapıştırın bakalım hadi. Hadi için Şerife. Bal, bal. Ya şunun bir dağıtımını alabilsek. Sevdin mi? Değişikmiş. Bayağı kötü bu, bayağı. Hadi o zaman, hadi durmak yok. Hop, hop, hop. Oh. Hadi o zaman. 1. bölümümüzün yayınlanması şerefine. En kötü günümüz böyle olsun. Haydi. Şerefe, şerefe, şerefe. Yalnız bu bende hiç kafa yapmadı. Kadın içkisi mi la bu? Benim biraz oldu galiba ya. Ya ne kafası ya? Bu alkolsüz şerbet bu. Senin maksadın ne? Ceza mı kestireceksin sen bana? Yüzdesi çok dedin. He, gel yüzdesi. Sen bana neyi sordun ki la? Bak, boş ver ya. Sıcak mı oldu burası ya? Ahmet iyi misin? İyiyim Feride. Sen nasılsın? İyi gözükmüyorsun sen. Hayır. Ya şş, neydi la bu? Gregory House. Ya şimdi bunlar bölüm yayınlanacak ya, heyecan yaptılar. Tamamen psikolojik.
Ben bir lavaboya gideyim yoksa burayı boyayacağım. Dalağım şişti doktor. Ne de bir bulantı başladı ya. Yapma ya. Vay be, aslanlarıma bak be. İlkokul bebesi la bunlar. Arkadaşlar, soyunup kilotla otursam size ayıp kaçar mı? Ya oğlum zehirlenmişsiniz siz. Bozuk bu şerbet. Şş, neydi la bu? Neydi bu ya? Bir de ha doktor. Bakın, siz niye böyle bir teşhis koyma sevdası içindesiniz? Mesleki bir hastalık mı bu? Durum tamamen psikolojik. Ahmet, kalk kalk kalk. Hastaneye gidiyoruz. Kalk hadi. Kalk. Ama iş, iş, iş. Kutlama yapıyoruz burada Ferit. Ya evet ya. Kutlama yapıyoruz. Hadi arkadaşlar. Hop, hop, hop. Hoplamayın. Aga, bizi böyle üşütecek neydik lan? Ya kalkın kalkın. Hepiniz hastaneye. Hadi. Kalk. Abi, Kanal MTV'de setten canlı yayın istiyor böyle reklam hesabı. Hadi toplanın sete gidiyoruz. Ne diyorsun lan? MTV mi? He. Abi sen değil sen gidelim bence. MTV bu kadar... Kaçmaz. Ahmet, iyisin sen de gidelim kardeşim. Gidelim gidelim MTV'dir. Ya Ahmet. Ya MTV bizim işlerde önemlidir Feride gidelim. Prestij. Ya psikolojik la psikolojik. Abi yalnız yayını illaki sette istediler. Ben de Ahmet abinin seti ayarlayabildim anca ama. Ahmet Bey, ne yapıyoruz biz burada? Yavrum, benim bir alakam yok diyorum sana ya. Tamam, ben bağımsız geldik. Rüstem abiyi tanımıyorum ben. Bana bak, benim midem çok kötü içeride. Nikah şekerini getirdi, ben onu bir emeyim. Hakkı Bey'in de zaten şeyi olmasa neyse. Ne? Nasıl ya? Bizim yapım böyle şeylere de bulaştı zamanında. Babamın Denizli'den tanıdığıymış. Babasını yediğim. Gülümse gülümse. Sesli çekiyor zaten. Rezalet, vallahi rezalet. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim ama davranmaca gülceğim nece yok. Nikah şekeri getirmedin bari küçük bir ekmek getir midemin suyun alsın hadi. Hadi kurban olduğun ne olur yalvarıyorum sana. Sabahki bakışlarım için de özür diliyorum. Ben başkasına yanaşıyorum. Feride'ye yanaşıyorum ben. Feride, Feride. Ahmet Bey. Efendim. Yeterli canlıya bağlanacağız. Hanımefendi şöyle alalım. Canlıya bağlanmak ne lan? Bana bak. Saçlarını böyle topuz yap. Hoş olmuş. Allah. Aha başlıyor, başlıyor. Sende. İyi akşamlar. Bu akşam Star'da ilk bölümüyle ekrana gelecek olan meslek hikayelerinin ekibiyle sohbet edeceğiz. Ve bugünkü canlı yayınımızı onların kendi setlerinden gerçekleştiriyoruz. Öncelikle şunu belirteyim ki gerçekten muhteşem ve bir o kadar da eğlenceli bir setle karşılaştık. Setçi Ömer'den ışıkçı Osman'a kadar herkes bir uyum içerisinde mesleğini eğlenerek icra ediyor. Öncelikle Murat Bey'le başlıyoruz. Murat Bey, nedir meslek hikayeleri ve izleyiciye ne vaat ediyor? Tabii sen de çok güzel söyledin. Ne güzel söyledin, en güzel söyledin. Biz burada kocaman bir aileyiz. Kocaman, geniş, mutlu, sıcak bir aileyiz. Sımsıcak. Umarım bu sıcaklık seyircide bir yansıma yapar. İnşallah. Amin. peki fikir nasıl doğdu ve ilk bölümünüzle izleyiciyi yakalayacağınızı hissediyor musunuz? Ahmet, sendeyiz. Sonuçta tabii ihtiyaç vardı böyle bir program. Ulusal kanalda olması ayrı bir cesaret örneği. Ben buradan Star ailesine teşekkür ediyorum. Tarkan, Ajda Pekkan. Son jenerasyonun üç önemli komedi oyuncusu. Murat Cemcir, Ahmet Ural ve Sadi Celil Cengiz'i bir araya getiren bir proje. Ve haliyle de beklentiler yüksek oluyor tabii. Peki Ahmet, rolünden ya da rollerinden bahseder misin izleyicilerimize? Sene 69. Kınalı Yapıncağı çekiyoruz. Orhan abilerle gala yaptık Adana'da. Ben kendi yakınlarıma bakmaktan anam... Biz tabii ona oyunculuk demiyoruz. Daha kendi halimiziz. Doğalız, natüreliz yani. Kısmetse Star'da, nasipse yarın. Sepeti hazırla baba. Gidiyoruz. Evet, öyle de söylenebilir tabii. Peki, oldukça eski bir tarza, oldukça modern bir bakış açısı getirdiniz. Bu konudaki düşünceler ne? Ahmet. Tabii tabii. Modern, eski biz seviyoruz böyle yenilik şeyleri. Star TV'ye tekrar teşekkür ediyorum burada. Ve... Sadi'ye dönmek istiyorum. Sadi bildiğimiz kadarıyla ilk bölümünüzde bir işporta tezgahına uğradınız. Peki bir konsept var mı düşündüğünüz? İzleyici de neler bekliyor? Kaç para? Gel benim üç kapılı arabayı sana vereyim. Canlı yayın arabasını bana ver. Takasa girer misin? Gel el sıkışalım. Sadi Bey, izleyici neler bekliyor diyorum. Var mı bir sürpriziniz? Sadi, göster oğlum sürprizi. Allah! Sadi, Murat Kuzlu.
kısa bir ara rica ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz çok affedersiniz efendim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar canlı yayınımız kaldığı yerden devam edecek. Ya işte, neydi la bu? Grey's Anatomy. Psikolojik o, psikolojik. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Parlak, bak. Sadi kustun, farkında mısın abi? Kustun, canlı yayında kustun. Ben kusmadım, kim iki kustu? Abi böyle bir şey yapılabilir mi ya? Ben bunun hesabını nasıl vereceğim yöneticilere? Ağzını sil bak, ağzını. Çekim alın abi burası, yayını ya. Ben var ya Üsküdar'a giderkeni yemin ediyorum soluksuz seyrettim. Senin yaptığın şeye bak, bu mudur teşekkür abi? Üsküdar'a giderkeni izledin mi lan? Kasapası bir biliyor musun? O bendim. Gençler bölüyorum ama nereye gidiyoruz ya? Bırakın Allah aşkına ya. O zaman hadi. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Hayata ilişki.